Merhabalar, Doçka hoş geldiniz. Bugün B1 seviyesinde bir parça çözümlemesi yapacağız. Parçayı çözümlemeden önce dinleyeceğiz. Hiçbir şekilde görmeden sadece dinleyeceğiz. Bunun için yapıyoruz. Bunu dinlerken not almak ve dinlediğimizi ne kadar anladığımızı görmek için yapıyoruz. Dinleme egzersizi için yapıyoruz. Daha sonrasında parçayı beraberce çözümleyeceğiz. Ondan sonra ben sizi Speak German with me kanalına yönlendireceğim. Orada parçayı bir kez daha dinleyeceğiz. Daha sonra parçayı konuşacağız. Sırayla önce mavileri sonra kırmızıları şeklinde ki konuşmamız da gelişsin. Ağzımız kelimelere, cümlelere alışsın. Karşıdakini dinlemeye de alışsın aynı zamanda. Bunun için yapıyoruz bu alıştırmaları. Bütün linkleri aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Haydi başlayalım. Sizi dinlemeyle baş başa bırakıyorum. Ach, hallo Pete. Wie geht's? Hi Marco. Ganz gut. Und dir? <laughs> Mira hat gesagt, dass du einen Job suchst. Ja, das stimmt. Ich suche einen Job. Ich muss neben dem Studium einfach auch ein bisschen Geld verdienen. Ich habe ja jetzt eine eigene Wohnung und meine Eltern möchten nicht die komplette Miete zahlen. Ich muss auch einen Teil selbst bezahlen. Weißt du zufällig einen Job? Hm. Puh. Also vormittags bin ich ja immer in der Uni, aber dreimal die Woche könnte ich am Nachmittag arbeiten. Und am Wochenende habe ich auch Zeit. Und an was für einen Job hast du gedacht? Keine Ahnung. Vielleicht in einem Büro oder in einem Hotel. Hauptsache die Arbeitszeiten passen. Wo arbeitest du denn jetzt? Ach, ich arbeite immer noch als Interviewer bei dieser Marketingagentur. Es ist ganz okay. hallo ja. Pete. Wie geht's dir? Hi Marco, ganz gut. Hi dir Marco. ganz gut. und der ya sen ya sana nasıl gidiyor bakın niye du demiyor da diğer diyor çünkü we get as diye şeklinde soruyoruz sana nasıl gidiyor bu da diyor ki und diye sana nasıl mira hat gezakt mira dedi ki du aynı job suchst. sen bir iş arıyormuşsun senin bir iş aradığını söyledi şeklinde bakın bunu Türkçe düşündüğümüzde senin bir iş aradığını söyledi yani senin senin kelimesinin Almancasını kafamızda bulmaya çalışıyoruz. Bu kesinlikle yanlış. Eğer Almanca'da iki cümleyi birleştiriyorsak das'la birleştiriyoruz bunu genelde. Yani Mira senin bir iş aradığını söyledi. Bakın. Sen bir iş arıyorsun. Bunu Mira söyledi. İki cümle var. İkisini das'la birleştiriyor, birleştiriyorum. Mira hat gesagt, du einen Job suchst. Neden einen Job? Çünkü suchen işlemini job üzerinde yapıyoruz. Job burada akuzatif pozisyonda bu sebeple ve der job olduğu için aynen oluyor. Çünkü de artikeli akuzatifde den olurdu enli. Ein, aynen oluyor bu sebeple. Ya das stimmt. Evet bu doğru. Ich suche einen job. Bakın. Ich suche einen job. Ich muss neben dem Studium einfach auch ein bisschen Geld verdienen. Ich muss Geld verdienen. Ben para kazanmalıyım. Neben dem Studium. Studium ne? Das Studium. Dolayısıyla Neben dativ yaptığından dem Studium oldu. Neben dem Studium. Einfach, basitçe. Bir de biraz, birazcık daha auch, ein bisschen auch, Geld verdienen. Biraz da para kazanmalıyım diyor. Ich habe ja jetzt eine eigene Wohnung. Bakın, ich habe eine eigene Wohnung. Ben şu an kendi evime sahibim. Yani kendi evinde kirada oturuyor. Aine, aygene, vonuk. Di vonuk olduğu için. habun işlemini wonung üzerinde yapıyorum. Wonung yine burada akuzatif pozisyonunda. Aine vonuk oldu. Ve aygene vonuk oldu. Yine kendi de yine e ekini yi aldı. D'den dolayı. Şuradaki ya ne? Ya. Buradaki ya vurgulama yapıyor. Modern partikel ihabe yayet aynı aygene wohnung. Yayı kullanmasa ne olur? ihabiyet yet aynı aygene wohnung. Hiçbir şey değişmez gibi gözükse de bir tonlamada düşme olur. Burada vurguluyor kendi evine sahip olduğunu. Und ve meine Eltern möchten nicht die komplette Miete zahlen. Bakın burada da yine akuzatif pozisyonunda hangisi? Miete. Die Miete yani kira. Salin ödeme işlemini Mite üzerinde yaptığımızdan dolayı Mite akuzatif pozisyonunda di komplete olarak yani di Mite di Mite olarak kalıyor akuzatifte. Meine Eltern möchten nicht die komplette Miete tam e, kirayı ödemek istemiyorlar diyor. Ich muss auch einen Teil selbst bezahlen. Bakın. Ich muss selbst bezahlen. Ben kendim ödemeliyim. Neyi? Aynen tile bir kısmını. Bakın demek ki der tile'mış bu. Çünkü betsel işlemin tile üzerinde yapıyoruz. Kısım yani bir bölümünü. Dolayısıyla der tile akuzatifde ne oldu? Aynen tile zat betsel'in. Başta su felik aynen job. Bakın bilme işlemini job üzerinde yapıyor. Yine job burada akuzatif pozisyonunda. Su felik tesadüfi demek. Yani hiç aklında var mı? Tesadüf olarak belki biliyorsundur falan gibi. Başta su felik aynen job. Yani tevafuk derler ya onun gibi. Vaştut süfeli, aynı job. Bir iş biliyor musun? Kafanda öyle bir şey var mı acaba senin diyor. Hmm, pu diyor. işte bir düşüneyim gibi. Alzo, alzo. Burada alzo bir nida gibi. Hani yani falan gibi de kullanılıyor ama böyle alzo. Yani şimdi diyor. Şimdi o düşünüyor ya. Bu da peşine diyecek ki işte şu, şu saatlerde zamanım var. İşte şu kadar zamanım var falan gibi bir şey dilemeden önce diyor ki alzo. Bir bakalım gibi. Formitax bin ya ima inda yuni. Bakın burada yine ya var. Ya ya kelimesini atalım. Formitax öğleden önceleri çoğul. Formitax öğleden önceleri. Yani her öğleden önce. Bin ima inda yuni. Ben her zaman üniversitedeyim. Ya bildiğin gibi diyebiliriz mesela. Fomitax bin ya ima inda yuni. Bildiğin gibi veya e, kesinlikle yani bu betonluk yapıyor. Benim her zaman üniversitede olduğumu gösteriyor. Uni, di, uni. In, dativ yaptı. In, der, uni oldu. Di, dativ de der oluyordu. Ama dreimal, di, wohe, könte, ich, am, nachmitak, arbeiten. Ne diyor? Ama diyor. Üç kere haftada. Bakın haftada derken haftada daha kısmını kullanmıyor. In, der, wohe demiyor da. Dreimal, di, diyor hafta 3 kez. Ama üç kez haftada diye çeviriyoruz biz bunu mecburen. Dreimal di Woche. Güzel bir kullanım. Könte ich am Nachmittag arbeiten. Am Nachmittag şeklinde kullanıyormuş. Am formitak, am Nachmittag, am Abend gibi. Öğleden sonraları çalışabilirim diyor. Dreimal di Woche. Könte ich am Nachmittag arbeiten. Und am Wochenende am wochenende, bakın. Das wochenende, an dem wochenende oldu. Andatif yaptı. Das wochenende dem oldu. Anla dem birleşti. Am wochenende oldu. Çünkü hafta sonları habe ich auch Zeit. Hafta sonları da çünkü demiyor pardon. Hafta sonları da zamanım var diyor. Habe ich auch Zeit. Hafta sonları da zamanım var. Und an was für einen Job hast du gedacht? Bak diyor ki sen ne tür bir iş düşündün? Denken işlemi anla yapılıyor. Yani denken fiili anla kullanılıyor. Denken an. An was ne tür? Für einen job. Was für einen job. Bakın was für einen daha önce görmüştük. Ne tür bir iş? Üzerine an. Hastu gedak düşündün. Mesela denken fonla kullanılsaydı buraya fon koyacaktı. Fon was für einen job hastu gedak diyecekti. Siz karıştırdınız. Von was für aynı Job hast gedak dediniz. Yine olur. Hiç önemli değil. ya Bence olur. Bence konuşurken önemli olan konuşmak. Ve karşıdakine e, sonucu alabileceğimiz, e, e, kendimizi ifade edebileceğimiz şekilde konuşmak. Susmaktansa şuraya fon koymak daha iyidir. Sonuç almak için diye düşünüyorum. O da diyor ki. Keine Ahnung. Hiçbir fikrim yok. Vielleicht in aynı Büro. O da in einem Hotel. Belki bir büroda ya da belki bir otelde diyor. Bakın. Büro in einem. Muhtemelen bu das büro. Aynım oldu çünkü. Das dem oldu. O da in einem hotel. Das hotel einem oldu. Dem oldu. In dativ yaptı. In nasıl bir propozisyondu? Hem dativ hem akuzatif. Hareket yoksa dativ yapıyordu. Burada hareket yok. Devam. Hauptsache. Die Arbeitszeiten passen. Bakın diyor ki en önemlisi yani Hauptsache yani önemli olan diyor die Arbeit passen. pasın. Arbeit yani iş zamanının uyması. Yani en önemli olan Hauptsache iş zamanının uyması diyor. Wo arbeitest du denn jetzt diyor. Sen nerede çalışıyorsun peki şimdi? Mesela buradaki deni de at. Wo arbeitest du jetzt? Nerede çalışıyorsun şimdi? Ama deni koyduğu zaman ne oluyor? Bir merak uyandırıyor. Betonung yani tonlama vurguyu arttırıyor. Diyor ki sen peki nerede çalışıyorsun? Peki gibi düşünebiliriz mesela bu cümlede. Hepsinde değil ama bu cümlede. Evet devam edelim. Ah ah, ich arbeite immer noch als Interviewer bei dieser Marketing Agentur. Es ist ganz okay diyor. Hmm diyor. Ich arbeite immer noch, hala immer noch, hala als Interviewer, Interviewer olarak bei Mesela firmada nerede hangi firmada çalışıyorsan ya da agenturda by ile kullanılıyor. Nerede çalışıyorsun? İş arbeite bei BMW, BMW'de çalışıyorum. İş arbeite bei işte e, mi ile, mi de çalışıyorum. Beyaz eşya yapan firma. By dieser marketing agentur ve by dieser marketing agentur diyor. Marketing agentur di dieser diyor. By ne yaptı? Dativ yaptı burada. Bay nasıl bir propozisyondu? Hem akuzatif hem datif yapabilen bir propozisyondu. Bu sebeple e, burada hareket olmadığı için datif yaptı. Dolayısıyla diza oldu. Bu. Yani marketing agentur zaten biliyormuş o. O yüzden diza şu marketing agenturda çalışıyorum diyor. ganz okey. Bu iyi diyor şu an için. Bu şu an benim için iyi diyor. Ve parçamız bu kadar. Şimdi hemen aşağıdaki linkten veya videonun sonunda ben koyacağım şimdi. Oradan Speak German with me kanalına gidiyorsunuz ve bu diyaloğu tekrar dinleyip konuşuyorsunuz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.